Kurak geçen kış ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların hakim olduğu bir yazı geride bıraktık ve ürkütücü sonuçları oldu bu durumun. Altay Altun Mehmet Şahin hem o tablonun fotoğrafını çekti hem de önümüzdeki aylarla ilgili beklentinin ne olduğunu araştırdı. İşte ortaya çıkan sonuç. Kayıkla geçebileceğimiz yerden yürüyerek geçtik göl. Göllerde sular çekildi, barajlar boşaldı. Kuraklık kapıya dayandı. Göl şu ağaçların olduğu bölgeye kadar çıkıyordu sular. Bir adacık vardı, o bile gözüküyor mesela. İçler acısı bir durum. Suyumuz gitgide tükeniyor. Öyle ki Terkos Gölü'nün Çatalca'daki kolu büyük oranda kuruyunca ortaya ilginç ve bir o kadar da çarpıcı bir manzara çıktı. Şu an geçebiliyorsun yani. Yürüyerek. Yürüyerek. Bir zamanlar masmavi rengiyle hemen yanı başındaki yemyeşil ormanlara ahenk katıyordu. Bunun yanı sıra İstanbul'un en önemli su kaynaklarından bir tanesi burası. Terkos Gölü'nün Çatalca kolu ve bu nokta Yazlık Köyü ve Örencik Köyü'nü birbirine bağlıyordu. Kuraklığın etkisiyle gölde su çekildi ve iki köyün sakinleri artık bu göldeki mesafeyi yürüyerek kat edebiliyorlar. Bu gölümüz ayırıyordu. Şimdi gördüğünüz gibi bu köyden o köye yaya olarak geçmekteyiz. Arkada bulunan Yazlık Köy'den hemen karşısındaki Örencik Köyü'ne yürüyerek geçiyoruz. Gölün içinden yürüyerek 5 dakikada geçtik karşı köye. Evet. 2 gün boyunca yağış yağdı ama bu da yeterli değil gördüğünüz gibi. Hiç doldurmadı gölümüzü. Suyumuz bitebilir yani bir dahaki seneye böyle yağmazsa. Kar bekliyoruz. Göl şu an 1/4 yani çeyrek şu an. Bizim işimiz bitiyor ama gölümüz gitti. Böyle bir evama kapılıyoruz yani. Su çok yok, noksanlaştı çok. İnsanlar bilinçli suyu kullanmıyor. Fazlasını harcıyor. Tarihi su kemerlerinin altından sular geçiyordu. Ali Beyköy Barajı'nın suları bu noktaya kadar geliyordu. İşte bu tarihi su kemerleri barajdan oldukça uzak kaldı. Barajın suyu bu noktadan uzaklaşmaya devam ediyor. Son yağışla beraber %16 olan doluluk oranı %24'lere kadar çıktı. Ancak bu oranda oldukça yetersiz. Peki önümüzdeki günlerde yağış bekleniyor mu? Pazartesi günü Balkanlar üzerine gelen serin ve yağışlı sistemle birlikte özellikle kuzey ve doğu bölgelerimiz yağış alacak. Perşembe gününden itibaren yine 3-4 günlük yağışsız günlere geri döneceğiz. Uzmanların haftalık tahminleri böyle. Ancak en merak edilen konu kışın kurak geçip geçmeyeceği. Kurak geçerse herkes mahvolur. Kuzey bölgeleri ve Marmara bölgesi yeterli yağış alacak gibi görünüyor. Ekim ve Kasım ayı da Anadolu'nun iç kesimlerinde yağmurun kar şeklinde dönüşmesi bekliyoruz.